Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız Oğlak burçları için. Oğlak burçları için falımızı kapattım. Bakalım siz sevgili Oğlak burçlarının bu ayki falında neler çıkacak? Şöyle bir yavaşça açalım. Şöyle öncelikle size de göstereyim. Siz de görün. Hep birlikte bir bakalım neler çıktığına. Bir yol çıktı, böyle uzandı. Büyük ihtimalle bir yol planlayacaksınız. Önümüzdeki günlerin, önümüzdeki ayların bir tatil planını düzenleyebilirsiniz bu ay içerisinde. Şöylece bir bakınca bunu da böyle kenara çektim. Şimdi şuradan bir başlayalım. İçinizde böyle bir ikilem oluşmuş. Bir şey için duygusal karar verememişsiniz. Bakın burada sanki iki insan var. İkisi birbirine kafasını yaslamış. İkili ilişkilerinize duygusal bir karar aşamasında olabilirsiniz. İki tarafta böyle biraz mağrur, biraz böyle gibi. Ama böyle bir karar, ama sanki böyle bir öpüşen iki insan gibi de. Yani belki de vereceğiniz karar biraz duygusal bir karar olacak, ama belki de duyguyla hareket edip bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Sizin için yanlış bir insandır, ayrılma aşamasına sınırızdır, ama hani duygusal davranıp kalbinizi dinleyip tekrar barışabilirsiniz. Böyle sanki iki kişi baş başa vermiş gibi, biraz da böyle öpüşüyorlar gibi böyle çıkmış. Ortasında da böyle çok ferah, çok temiz bir haber gelecek. Bu birliktelik bence iyi gelecek size. İkili bir ilişkide, duygusal kalben hareket ettiğiniz bir ilişkide size iyi gelecek. O kişiyle birlikte olmak böyle sizi mutlu edecek, huzurlu edecek. Çünkü hani kalbinizi dinleyip aşkı seçeceksiniz. Bence bu ay içerisinde öyle bir şey var, çıkmış. Hemen bakıyorum. Şimdi şurada böyle bir... Sanki bir insan eli ve böyle bir tornavida mı? Ne derler ona? Tornavida değil ama bir şey böyle. Şimdi hatırlayamadım ama hani böyle tamir aletlerinden bir tanesi var ve bir şeyi onarmaya çalışan bir insan var sanki. Bakın böyle arkasını dönmüş, sanki eliyle tutuyor arkasında. Aslında birisi kırgın olduğu halde bu siz olabilirsiniz. Hani sizin falınız ve sizin hane, özel hayatınızda siz veya eşiniz ya da anne babanız, kardeşlerinizden biri olabilir, ama yakın birisi, size çok yakın birisi ya da siz bir şey için kalbiniz çok kırılmış. Hani böyle arkanızı dönmüşsünüz, kırgınsınız, dargınsınız, ama yine de onarmaya çalışan, karşı tarafı, ilişkiyi ya da o olayı düzeltmeye çalışan sizsiniz. Sanki böyle bir şeyler olmuş. Aslında mağdur olan sizsiniz, belki üzülen sizsiniz, ama yine de kalkmış hani istemeye istemeye böyle yine de o ilişkiyi düzeltmeye çalışabilirsiniz. O ilişki için bu ay yine bir şeyler yapabilirsiniz. O yaşanan olayda haklı da olsanız yine kalkıp siz bir şeyler yapmak zorunda kalabilirsiniz, ama içinizi ferahlatacak bu durum. En azından diyeceksiniz ki ben elimden geleni yaptım, haklı da olduğum halde yine de kalktım, ilk adımı ben attım demenin İçinizi rahatlatan bir durum olacak. Belki de şu ilişkiyle de alakalı olabilir. İlk adımı atan kişi siz olabilirsiniz ve bir şeyleri toplayacaksınız, bir şeyleri düzelteceksiniz. Eğer şu aralar bir sıkıntınız varsa, iş yerinde olabilir bir probleminiz, işle ilgili sıkıntılarınız olabilir ya da işte ilişkilerinizde, arkadaşlarınızla herhangi bir şey, ama bu ilk adımı siz atıp sizin onaracağınız, sizin düzelteceğiniz bir durum söz konusu olmuş. Burada böyle çok bariz bir şekilde bir eşek figürü çıkmış. Böyle hopluyor zıplıyor böyle. Biri var etrafınızda, çok neşeli, çok eğlenceli. Hani normalde, ama biraz da böyle bir eşek şeydir fallarda, böyle bir eşeklik yapacak. Hani küçük bir hatası var. Yani gülüyor, belki sizi güldürüyor, eğleniyor, eğlendiriyor. Hani böyle bir yüksek bir enerjisi var, ama bazı hataları da var. Yani hani bu hataları da göz göre göre tekrarlayan bir insan çıkmış, ama siz bunu yine de seviyorsunuz. Yakınınızda bir insan çıkmış. Yine size küçük bir hata yapabilir. Etrafınızda eğer size böyle hani çok canınızı yakacak, böyle belki de bilinçli de yapmıyor bunu. Bilinçsizce de olabilir. Biri var. Birisi yine böyle size küçük bir hatada bulunabilir, hata yapabilir bu ay içerisinde. Bakalım başka ne çıkmış. Şurada bir insan çıkmış, sırtına sanki yükünü almış gidiyor. Yani herhangi bir konuda ya bir sorumluluk alacaksınız. Eğer ki çalışan bir oğlak burcuysanız
Çalışma hayatınızda sorumluluklarınız artacak ama mevkiniz de artabilir. Çünkü çok ferah temiz çıkmış. Bakın böyle insan da yürüyor ve adımını atmış. Yani ilerleyen bir durum söz konusu ve sırtında da yükü var ama tertemiz, ferah çıkmış. Böyle sıkıntılı olduğunuz bir dönemde olabilir. Karamsar düşündüğünüz bir anda olabilir ya da karamsar düşündüğünüz artık bu işte bir gelişme olmaz hani dediğiniz herhangi bir noktada aslında güzel bir gelişme olacak. Sorumluluklarınız artacak ama ilerleyeceksiniz. Bu size iyi gelecek. Bu ilişkiler anlamında da olabilir. Bir ilişkiye başlarsınız. Artık sizin bir sorumluluğunuz vardır ya da evlilik aşamasına geçirirsiniz ilişkinizi. Söz, nişan, sorumluluklarınız artar ama bu size iyi gelir. Karamsar düşündüğünüz bir konu varsa bu konuyla ilgili böyle bir gelişme olacak ve size iyi gelecek. Adım atacaksınız, ilerleyeceksiniz. Bu da size çok çok iyi gelecek. Bakalım şurada neler çıkmış. Şurada şöyle bir el açmış dua eden bir insan var. Bakın bir şeye ya sizsiniz bu ya da çok yakınınızda sizi çok seven bir insan var. Bakın burada böyle oturmuş. Ellerini açmış bir şey için dua ediyor. Bakın burada da bir balık açık renkte gözüken görüyor musunuz? Gözleri, ağzı böyle Nemo balık gibi biraz. Şimdi kafasına eledim o kişinin. Şurada bir balık çıkmış. Bir şey için o kadar büyük bir duada bulunmuşsunuz ki bu bir kısmet sizin için. Yani bir iş, bir eş, bir şey için ama çok ya da birisi sizin adınıza dua etmiş. O şey çok çok yakında yani bu ay içerisinde gerçekleşebilir. Çok sizi dualarınızdan bir tanesini yaşayabilirsiniz bu ay. Böyle çok keyifli. Güzel bir şey yaşarsanız yorumlara da muhakkak yazın. Yani duanızı yaşadığınız bir ay geçirebilirsiniz. Böyle bir ferahlık. Bakın zaten bu dua eden kişinin böyle bir melek kanadı gibi açılmış. O kadar iyimser bir şey için dua etmişsiniz ki. Yani iyilik için ettiğiniz bir şey. Ya da birisi sizin iyiliğiniz için öyle güzel bir duada bulunacak ki duası kabul olacak ve kısmet hemen ayağına gelecek. Yani bakın böyle melek kanadı. Burada biri dua ediyor ve balık hemen önünde belirivermiş. Bu ay içerisinde böyle çok çok güzel bir duanızı yaşarken kendinizi bulabilirsiniz. Çok mutlu olabilirsiniz, ferah olabilirsiniz. Böyle sanki sıkıntılarınız dağılacak bir anda böyle keyifli bir döneme gireceksiniz. Bakın şurada da şu biraz böyle... Yok buradan bakınca öyle gözükmedi şu an. Bakalım başka ne var? Şu da biraz böyle deniz atına benzettim az önce. Deniz atı gibi. Yani böyle şu kişinin altında deniz atı var. Yani bu sorumluluğunuz artacak ama sorumluluğunuzun arttığı şeyde çok 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 güzel bir döneme gireceksiniz. Yani bir işe girerseniz o işten sonra her şey sizin için değişebilir. Ya da biriyle bir ilişkiye başlayacaksınız, bir ortaklığa başlayacaksınız. Ondan sonra sanki hayatınız çok başka değişecek. Böyle bu ayda onun bir miladı olabilir. Sizin için keyifli bir dönem. Umarım öyle olur zaten. Hani bir bakın istediğiniz bir şey var mı? Onun için galiba adım atmanız gerekebilir. Çünkü şurada da şey vardı. Tamir eden, onaran ve belki de bir şeyi yapması gereken kişi sizsinizdir. Hani bundan almanız gereken belki de mesaj odur. Çok istediğiniz bir şeyle ilgili bu ay harekete geçmeniz gerekir. Geçerse de karşılığını alabileceksiniz belki de. Hani oturup beklemek değil belki de bu durum. Bakalım burada. Burada da bir deniz kızı çıkmış. Bakın böyle bir deniz kızı kuyruğu var ve bekliyor. Birisi, bir kısmetiniz biraz uzakta sizi bekliyor. Yani ama bu artık böyle belirginleşmiş. Yani bir işse orada belirmiş. Yani bir paraysa, bir gelirse, bir ev, bir araba alacaksanız artık belirlenmiş yani. Hani ne yapılacağı ya da hayatınıza biri girecekse kim olacağınız çağını siz tahmin edebiliyorsunuz. Yani Ali, Veli, Ayşe, Fatma değil. Yok yani siz onun ismini biliyorsunuz. O kişi belli. Ama galiba sizin adım atmanız gerekiyor. Orada deniz atı belirmiş. Bekleyen bir kısmet çıkmış ya da bir iş ya da bir gelişme herhangi bir şey olacak ama onunla ilgili sizin gelişebilmesi için o olayın sizin adım atmanız gerekiyor ve o sonrasında olacak. Hepsi bence birbiriyle de bağlantılı çıkmış. Çok bence keyifli, güzel bir ay yaşayabilirsiniz. Bakın burada da iki tane ayakkabı gibi çıkmış ayak. Yani bu ay böyle istediğiniz iki şeyi arka arkaya gerçekleştirebileceksiniz. İki tane şey ayak basacaksınız, direteceksiniz. Olaylar sizin istediğiniz şekilde ilerleyecek, değişecek. Bence bu ayı çok güzel değerlendirebilirsiniz. İstediğiniz şeyler için bence güzel adımlar atmaya başlayın. Varsa öyle hani paçaları sıvayın, yapmanız gereken her şeyi yapın. Kısmet öyle her zaman ayağımıza gelmiyor. Bazen
başucumuzda ama fark edip bizim onu almamız gerekiyor. İlle böyle kucağımıza her an her şey düşmüyor. Bence böyle bir ay geçireceksiniz. Bence çok güzel çıkmış bu fal. Bir de tabağa bakmak istiyorum. Tabakta neler çıkmış? Siz de yorumlarınızı yazın lütfen. Çünkü yorumlarınız benim için önemli. Yorumlarınız benim için önemli. Ben de bazen göremediğim şeyler olabiliyor. Siz o sırada göremediklerimi söyleyebilirsiniz. Şöyle yine kahve yaptım her yeri. Çok pardon. Bakın burada çok bariz bir şekilde balık kısmetiniz çıkmış. Bence bu ay kısmetiniz belirmiş bir böyle tombul, güzel böyle büyük kısmet. Bakın burada da böyle bir bekleyen bir şey var. Biri var sanki durmuş. Yani kısmetiniz bence sizi bekliyor. Bu ay sizin adım atmanızı bekliyor. Güzel temiz bir haber alacaksınız. Mahkemelik bir işiniz varsa bir yerden resmi böyle hani evrak tarzında bir şey bekliyorsanız bir evrağınız, bir mektubunuz gelecek. Çok keyifli, güzel bir haber olacak bu sizin için. Şöyle burnu şurada bir insan yüzü gibiydi ama böyle burnunu yukarıya kaldırmış. Yani böyle kendini beğenmiş bir insan var etrafınızda. Kendini beğenmiş tavırları var. Bu insanla böyle nasıl diyeyim, yine böyle kendini beğenmişlik yapıp sizin bu ay canınızı sıkabilir. Siz onun varlığından sanki rahatsız oluyorsunuz. Zaten hiç kimse hoşlanmaz böyle insandan. Böyle onun tekrardan kendini beğenmiş, büyük gören tavırlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ama oğlak burçları çok zeki insanlardır. Ve bence ona karşı ne yapması gerektiğini, nasıl durması gerektiğini o kişiye karşı bilebilir bence. Bir de bakın şurada bir insan ya da böyle biri var. Sanki böyle kollarını açmış, dört parçaya bölünmüş. Bir şey için çok fazla mücadele ediyorsunuz. Sanki böyle eve, işe, çocuklara bir şey böyle hep her şeye yetişeyim, her şeye sahip çıkayım. Hani böyle kalemi kollayayım, hiçbir yerden gol yemeyeyim, her şeye koşturayım dediğiniz bir ay geçireceksiniz yine. Hani böyle kendinizi hep yoran bir kişiymişsiniz gibi çıkmış. Bakın böyle kollar dört parçaya bölünmüş. Her yere yetişmeye çalışıyor. Ayağıyla bir yere, eliyle, koluyla bir yere falan. Bu ay tekrardan sizin için sorumluluklarınız adına yorucu bir ay olabilir. Ama bence çok ferah, çok temiz çıkmış bu fal. Küçük bir gözyaşı var ama ben bunu sevinç gözyaşı diye yorumluyorum. İstediğiniz şeyler gerçekleşebilir bu ay bir anda. Dualarınızı yaşarken kendinizi bulursanız sevinç gözyaşı dökebilirsiniz. Ben bu falın enerjisinden ve gördüklerimden çok iyi şeyler hissettim. Bilmiyorum sizler neler gördünüz. Lütfen siz de yorumlarınıza yazın. Hani yorumlara yazın. Hani belki ben o an göremiyorum ama sizin görebildiğiniz şeyler olabilir. Ben böyle net bir şekilde göstermeye de çalıştım ama bu fal benim içime çok böyle sindi. Çok çok güzel çıkmış gibi hissettim. Çok temiz. Oğlak burçları, benim ailemde çok oğlak burcu var. İnanılmaz neşeli, inanılmaz eğlenceli, inanılmaz pratik zekalı insanlar. Çok pratik elleri falan da, yani böyle yaptıkları işlerde çok pratikler. Farkındalıkları yüksek insanlar oğlak burçları bence. Kalpleri de temiz. Bence bu ay kalkıp ayağa istediğiniz şeyler için adım atarsanız güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Umarım öyle olur. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.